Tuğba Hemşehri'nin boynundaki Şal Go-Kart pistinde son sürat giderken lastiğe dolandı. Genç kız şans eseri hayatta kaldı. Ailesi ise benzer kazaların yaşanmaması için şikayet. Genç hemşirenin şalı lastiğe dolandı. Eğlenmek için gittiği go-kart pistinde az kalsın can veriyordu. Görevliler son anda yetişti. Nefesi kesilen genç kızı mutlak bir ölümden kurtardı. Nefes alabilir misin boynuna? Göğsün ağrıyor mu? Tuğba Cevahir, İstanbul'da özel bir hastanede hemşire. Kurban Bayramı'nda memleketi Rize'ye gitti. Soluğu da arkadaşlarıyla birlikte go-kart pistinde aldı. Genç kız yasak ve tehlikeli olmasına rağmen boynundaki şalla araca bindi. İddiaya göre pist çalışanları da kendisini uyardı. Ancak Tuğba hemşire şalı çıkartmak yerine boynunun etrafına bağladı. Öyle yarıştı. Cevahir ailesi ise o iddialara kesinlikle karşı çıkıyor. Onlara göre değil uyarmak, genç hemşireye alacağı tedbirler hakkında bilgi bile verilmemişti. Boynundaki şal lastiğe dolanınca nefesi kesilen Tuğba hemşire bariyerlere çarptı. Çalışanlar Tuğba hemşireyi hemen hastaneye kaldırdı. Katlanan soluk borusu delindi. Yeniden nefes alması sağlandı. Boynunun kırılmaması ise büyük şanstı. Konuşma yok. Konuşamıyor. Yani hortumla yiyip içmesi, gıdası hortumla oluyor. Ölümden dönen genç kızın ailesi pist yönetiminden şikayetçi oldu. Ancak iddialarına göre dilekçeleri iş yoğunluğu nedeniyle savcılığa intikal etmedi. Olay gerçekleşeli 12 gün oluyor ve şal halen bizim elimizde. Suç unsurunun da normalde delil olarak olay yerine gelen polis memurları tarafından olay yerinden alınarak delil torbasıyla muhafaza altına alınması gerekiyordu. Pist yetkilileri ise gerekli uyarıların yapıldığı ve hemşirenin acemi olması nedeniyle aracın hızının da minimuma ayarlandığını söyledi.